Uzay. Ne merak olmuş bir yer değil mi? Neyse, kaldığımız yerden devam edelim. Merhabalar, ben Köteiz Köte ve Space Engineers'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ve tab tuşuna basarak burayı kapatabiliyorsunuz. Ve sıfır ya da yandaki tırnak tuşuna basarak da elinizdeki bütün her şeyi bırakabiliyorsunuz. Bunu da öğretmiş oldum ve en son halimiz bu. Reaktörü de şu aşağıya taşıdım, şu konveyörde. Kaldırayım. Pillerden bir tanesi gitmişti, onu oradan kaldırdım. Ve onunla beraber size bir şey göstereceğim. Bakalım başka bitmiş bir pilimiz var mı? Bu neredeyse bitecek. Aşağıdaki arkadaşı bilemiyoruz ama. Ama şuradan göstereyim. Şu piller, şurada power cell'leri görüyorsunuz. Onlar elinize scrap olarak geri geliyor. Onları kurtarmanın bir yolu yok. Onları, scrap'leri ancak şu şekilde demire çeviriyorsunuz. Peki, diğer bir işimiz ise... Conveyor. Evet, şuraya bir adet conveyor tübümüzü yerleştirelim. Ha, tabii ki de steel plate, construction component'ı, small steel tube, motora ihtiyacımız var. Evet, steel plate ve construction component. CTRL'ye bastığınızda yüzer yüzer atıyor. Shift'e bastığınızda onar onar atıyor. Shift tıklarsanızda hepsini birden atıyor. Evet, artık uranyumlarımız buraya geçecek. Burada. Bu arada şu conveyor sistem en iyi sistemin biraz salağı diyebiliriz. Benzer bir yöntemle çalışıyorlar. Ve şöyle de yavaş yavaş kıralım. Evet, bu şekilde başlangıç malzemelerimizi bu gemiyi parçalayarak elde ediyoruz. Bor dedektörü hala kırmadım, ancak birazdan kıracağım onu, çünkü en yakında kıracağım. Evet. Ve bu şekilde bir şeyleri kırmaya başlıyoruz. İlk olarak ilk işimiz temel madenleri toplamak. Temel madenlerin bir kısmı bu yöntem ile elde ediliyor. Ancak tam verimli bir yöntem değil. Ve geçen bölüm parçaladığımız Programmable Glue'u hatırlıyor musunuz? Onu sanırım bu bölüm kullanacağım. Hızlı bir nasıl eşyalarınızı yönetirsiniz dersi olacak bu. Ancak önemli bir ders bence. Şimdi... bölüm arası yaptığım şeyleri de biliyorsunuz. Zaten neler yapacağımı söylemiştim. Pilleri henüz kıramayacağım, ancak yakında kıracağım. Pilleri neden kullanmıyorsun diye soracak olursanız, hani cidden sevmiyorum pil kullanmayı. Güneş enerjisiyle beraber kullandığınız takdirde aşırı yerine oluyor ki zaten oyun size güneş enerjisiyle başlamanız için bayağı bir şey veriyor. Onu göstereceğim şimdi. Ancak... Yıldızım hiç barışamadı onlarla. Şurayı da kaldıralım. Oops. Evet, böyle ilginç bloklarımız. Şimdi gel. Programmable block ve sen ne istiyorsun? Seni şu üste yerleştirelim. Steel plate, construction component, large tube, motor, display ve computer. Steel plate, construction component, large tube, computer. Geri kalanını hatırlarız. Evet, şu açısını düzgün bir açıya ayarlayalım. Hatta bu açı.
buraya yerleştiremiyoruz. Çünkü neden? Çünkü oyun kıl. O zaman ben de buraya yerleştiririm. Ups, pause'a bastım. Ve oyunun en zor kısmı. Ya da program bu. Bunu nereye yerleştirelim? Neyse buraya yerleştirelim. Motor ve display lazım. Motor. Ha, bulletproof glass değil, display. O ikisini sürekli karıştırıyorum. Program bu. Bloğumuz hazır. Şunları da azıcık parçalayacağım. Çünkü yer kazanmak istiyorum daracık alanımızda. Ve enerjim de düşmüş. Medical Room'dan gidip enerjimizi dolduralım. Evet. Bu da neredeyse boşaldı boşalacak. Seni göremiyoruz. Aslında bunu da kıralım. Çok önemli bir şey yok enerji olarak içinde. Ama bunu tavsiye etmiyorum. Refineriye siz gelin şöyle. Ve şuraya yani Ford dedektör de burada. Ford dedektörü de kıracağız. Evet. Orada direktörle aslında orada direktör kalsın ya. Çünkü henüz mining aracına geçmedik. Mining aracına geçtiğimizde orada direktöre geçelim. Hadi orada direktörü kıralım. Evet şimdi bir de bize gereken iki blok daha var. Birini şuraya koyacağım. Interior plate lazım. Bunları bir süre sonra öğreneceksiniz. Ben hala öğrenemedim. Evet. Ama öğrenecekmişsiniz. Neyse şunu yerleştirelim şöyle. Ve ve yerleşti her şey. Evet, tam olarak bu sebepten ötürü gold varmış yakınımızda. Bu bayağı güzel bir şey. Tamamdır. Şimdi şunları gene buraya atalım. Ups. Yanlış yerlere atmışım. Aslında bunlar kalacaktı. Timer block. Interior plate istiyorsun. Timer block ve programmable block beraber gerekiyorlar. Şimdi gel gelelim buraya. K'ye basıp şuradan edit ediyoruz. Burada hali hazırda olan bir programımızı kullanacağız. Talent Inventory Manager. Okey diyelim. Ve bunu aktardı. Burada bir şey değiştireceğim. Türkçe klavyede şu parantezi kullanamıyoruz. O yüzden normal parantezde çevireceğiz bunları. Check code diyelim. Tamamdır. Her şey complete. Remember and exit. Sonra bunu diyelim ve gel gelelim timer bloğumuza. Timer bloğumuzun süresini 2 saniye ayarlayacağız. Setup actions diyeceğiz. Öncelikli olarak programmable block nerede?
burada. Run with default arguments, ardından timer block, start. Ve start. İkinci kısmı mı buna tekrar start dememizin sebebi diğer türlü sadece tek turunu atacaktı ve duracaktı. Bu arada gördüğünüz gibi şurada Tim büyük harfleriyle geçti. Şimdi sen gel. Kontrol panel, senin adın... Evet, otomatik olarak komponente tamamladı. Senin adın da... Tim Ingot. Ingotlarımız direkt olarak yukarıdaki arkadaşa gidecek. Hatta bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi Ingotlarımız buna gidiyor direkt. Uranyumlar da direkt reaktöre geçiyorlar. Evet. Bu şekilde her şey ayarlanıyor. Geri kalan yapmamız gereken şeyler ise basitçe şurayı buraları ne yapacağımızı düşünmek ve maden kazmak. Ancak öncelikle ben maden kazmamı hızlandırmak istiyorum. O yüzden kendime bir adet şuraya geliyorum ve silver elde edebileceğim bir şey var mı? Ona hemen bir bakayım. Silver'ı neyde bulabiliriz? Silahlar da genelde bulunuyor. Motor, nikel istiyor. Power cell. Yok. Silver. Tamam, reaktör komponenti istiyor da reaktör komponentimiz yok. Silver elde edemiyoruz. Galiba. İyice bakayım. Evet, silver elde edemiyoruz. Harika. O zaman o arkadaş biraz beklemede kalacak. Biz bakalım burada nelerimiz var. Aa, bunlar neyi? Bunlar neyi elde ediyor? Atomic magazine. Nikel ve magnezyummuş. Power cell'ler mi istiyor? Silikon ve nikel. Evet, sanırım elde edebileceğimiz bir şey yok. Silver. Şu yedek arkadaşları bir parçalayalım. Önce. Disassemble'la bunları bir parçalayacağız. Sanırım 3. seviyeye geçemeyeceğiz. 2. seviyede kalacağız. İkinci seviye silikon ve kobalt istiyor. Kobaltı nereden elde edebiliriz? Kobaltı da sanırım bir yerden elde edemiyoruz. Gravity generator component. Ancak gravity generator component'ın yok. Metal grid. Bu da gene çok tavsiye etmeyeceğimiz kısımlara geliyor, ancak gene de vermiş olayım. Evet. Şimdi assemble'a geçelim ve silikonlar lazım haliyle. Disassemble. Bloodproof glass'ımız nerede? Sevgili Bloodproof glass. Bir 10 tane daha ekleyelim. Bunları sen disassemble edin. Dur. Assemble gelelim. Ve evet. Sen yapıl. Sen ve sana da upgrade edelim her şeyi. Evet. Fazlasıyla güzel bir biçimde disassemble etti her şeyi. Assemble etti. O zaman şunları disassemble edebiliriz. Disassemble. Ancak
Bir şey dikkatinizi çekecek birazdan. Bu arada şunları yerleştireyim. Gördüğünüz gibi bunları seçemiyorum. Çünkü neden? Çünkü bunlar ayrı tool'lar. Bunları ayrı ayrı şöyle ayarlamam gerekiyor. Ancak hızları çok daha yüksek. Tamam, şimdi bunları inventörümüzden attıktan sonra gelelim madenimizi kazmaya. Aa, burada bir adet komponentimiz kalmış. Steel, small steel tube. Evet. Bu şekilde eşyalar, bu şekilde ilk item upgrade'imizi yapmış olduk. Ve her şeyimizi bir dolduralım. Ve beraberinde hidrojenlerimizi de alalım. Ha bu arada bunlar için de bir şey göstereceğim. Sanırım bunlar için de silver vardı. Burada bulabilirsem çok güzel. Ha doğru, şuradalardı. Yani, evet, silver var. Disassembly. Oksijen bottle'lara şimdi ihtiyacım yok. Silver bulduğumda bunlar işime yarayacak. Bunları tekrar üretebileceğim. Disassembly. Eğer doğruysam İkinci seviyeye geçebileceğim. Evet. Tamamdır. Evet. Farkına varmadan aslında ikinci seviyeye geçebiliyormuşuz. Bunu öğrendim. Ah. Güzel şeyler bunlar. Inventory. Ah, Veldra da yetiyormuş, tamam. Harika! Fazlasıyla harika. Hatta bir adet indiklerimizin oranına bakalım. Bak, şöyle gelin bir. İndiklerimizin oranı ne? Silver'ımız var bayağı aslında. Inventory. Şöyle gelin. Ve sonra siz disassemble. Ve bunları gene konfigüre edelim. Pembe pembe. Evet. Bu şekilde madene gidelim. Ben biraz maden toplayıp geliyorum. Evet ve maden toplamaya gitmedim aslında. Çünkü fikrimi değiştirdim. Maden toplamayı bölümden sonra yapsam çok daha sağlıklı olacak gibi. Onun yerine şunu sizle beraber deneyelim. Ve biraz bir platform açacağım. Çünkü benim ileride yakında gemi ya da araç yapmaya başlamam lazım. Dolayısıyla da whoops, program bloğumuz buraya sabitmiş. Neyse, program bloğu geri koyarız. Aslında program bloğu koyacağım başka bir yerim var. Gidi. Whoops. Evet. Pardon, programı blok demişim. Bu arada buradan da erişebiliyoruz timer bloğumuza. Setup actions. İkinci. Start. Birinci. Run with default argument. Süren 2 saniye. Start. 2 saniye olmasının sebebi 2 saniyede bir ortalığı tarıyor. Şimdi 5. Evet. Burası böyle yukarı gitsin. Burası da aynı şekilde. Aslında burası yukarı gitmesin. Hmm.
Bu arada bu düzen bir saldırgan gelirse eğer bayağı beni zor duruma bırakacak bir düzen, ancak burası geçici bir düzen zaten, bayağı geçici bir üst. Ancak uzun bir süre geçireceğimiz bir üst olacak. Oyun hakkında çok tecrübeli olmadığım için bu arada en gerekli madenler nedir, ne değildir falan filan o konuda bir detaylı bilgi veremeyeceğim, ancak bunu anladığım takdirde, anladığım andan itibaren hazırlığı şuradan da kazanabiliriz. Madde gerek yokmuş. Evet, her yer çok daha ferahladı. Hatta ve hatta nükleer reaktörü taşıyacağım. Şimdi uranyumu alalım. Reaktör. Tamamdır. Diğeri de üste bakıyor. Fazlasıyla güzel. Enerjimizi geri alalım. Sonrasında da conveyor. Evet ve bu arkadaşla Veld diyelim. Valla. Çok daha güzel oldu bence. Burası çok daha ferahladı. Programmable Blue da aynı şekilde geri çekelim. 6. Ortalık ferahlasın diye yapıyorum bütün bunları. Şu işlemi bir tekrar yapacağız. Edit, Browse Workshop, Okay. Tabii dur, değişikliğimizi yapalım. Code check, Okay. Save and remember. Tamamdır. Ardından buradan timer block. Timer block 2 olmayı kes. Stop. Setup actions. From default arguments. Start. Tamamdır. Her şey artık tam takır çalışıyor. Bu arada rafinerimizin boyutunu göstereyim size. Rafineri. Ve bunu gördüğümüz iyi oldu. Bayağı bir komponent buradaymış. Evet. Ve bu arada rafinerinin açısında durduğu konumu da değiştireceğim. Onları yavaştan göreceksiniz. Neden konumunu değiştireceğim diye soracak olursanız anlayacaksınız. Bayağı önemli bir sebepten ötürü. Nasıldır? Konumu değiştirmeme de gerek yok. Bu refineriyi tutar. Asitli plate'im yok. Haliyle. Steel plate. Evet, meteor düştü oraya bir tane. Evet, bu rafinerimizi tutar diye düşünüyorum. Şimdi işin eğlenceli kısmına gelelim. O yer değiştirmeyi assembler'a yapacağım. Rafineriyi upgrade etmek istiyorum. O yüzden önce bir sen gel. Rafineriyi kapıyorum. Rahatça çalışmak için buraya bir çeşit destek yapacağım. Evet.
Gelelim. İşin eğlenceli kısmına. Burası sıkıntı. Ama onu da üstesinden gelebiliriz. Her şeyin üstesinden geldik. Evet. Böyle güzel bir yöntemle bu arada veltleme hızımızın da falan arttığını görüyorsunuz. Hatta bir... bu kritik sorunu da çözdüğümüze göre evet. Ve şuralarını keselim. Tamamdır. Rafinerimizin altı tamamen açıkta. Şimdi gelelim. Evet. Modüller. İlk olarak Power Efficiency, Effectiveness ve Productivity. Productivity'den Productivity ne işe yarıyor diye soracak olursanız aletlerinizin hızını artıyor. Şöyle bir detay, şu noktaları görüyorsunuz. Benzerleri şu modüllerde de var ve onlar oraya denk gelecek. Demek oluyor bu. Evet. Productivity bir tane. Power Efficiency bir tane. Ve Effectiveness iki tane. Evet. Construction components, small tube vesaire vesaire. Şimdi gelelim. Steel plate'lerimizi bayağı bir alalım. Construction component'lar, siz gelin. Small tube'ler. Daha fazla alamıyoruz. Tamam, sıkıntı yok. Hatta dur. Şimdi small tube motor ve large tube lazım. Evet, şunları atalım. Small tube. Large tube'ümüz... Ve motor. Daha şöyle bir yardım alalım. Evet ve artık madenleri çok daha yüksek bir verimlilikte ve daha hızlı ve aslında biraz daha fazla enerji harcayarak işleyeceğiz. Ama daha verimli olacak bizim için. Ve seni geri açalım. Ve gördüğünüz gibi çok daha fazla uranyum üretiyoruz artık. Şurada bakalım. Productivity, Effectiveness, Power Efficiency. Evet. Bu değerli madenleri çok daha iyi işlememizi sağlayan bir düzen. O yüzden bunu kullanalım. Ve şuraya bir iskelet daha yapacağım. Biraz daha sağlam dursun diye. Tabii ki de steel plate'im yok. Harika değil mi?
ve P tuşunuza basarsanız eğer şöyle bir ekran görüyorsunuz. Oradan range seçip elinize herhangi bir blok alın ve orta tuşa tıklayın. Sanırım bunlar aynı renk değil. Değil, evet. Şuna bakalım. Evet, bu aynı renk. Ve bu şekilde blokları oynayabiliyorsunuz. Whoops. Huh. Deliğe düştük. Uranyum deliğimize düştük. Neyse ki bu zamanda kurtulduk. İskeletimizde. Bu arada bunu yapmanıza gerek yok, ancak sadece ben dayanıklı gözüksün diye yapıyorum. İskeleti. Evet. Evvalla. Her şey tamam. Bakalım. İğrenç ötesi başlangıç istasyonumuz. Evet, sanırım videoyu burada bitirsem güzel olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötü skriptenin günler, iyi eğlenceler.